sene bütün fen ve teknoloji liselerinde yaptıracağımız ve RC uçakla uçuşu öğretecek olan model. Yine fotoblok kullandık. Onu katlayarak yaptık. İki parça fotobloktan kesilerek yapılıyor. Bir de tabii daha ileriki seviyelerde acaba ne kadar işe yarar diye düşündüm. Bir de Arduino parça üzerine koydum. Dolayısıyla şu andaki haliyle herhangi bir tepki vermeyen bu uçak, Arduino devreyi trigger ettiğimizde kendi kendini dengeleyen bir hal alıyor. Dolayısıyla işin kodlamayla ilgili olan kısmını da uçağı uçurmayı yaptık. Uçağı uçurmayı başardıktan sonraki safhalarda da öğrenecekler. Bu çocuklar için bir enstrüman olacak. Daha sonra da üstüne parçaları koya koya farklı bir noktalara getirecekler. Belki TÜBİTAK projeleri yapacaklar bununla. Bir şeyler olacak. Bir bakalım nasıl uçacak. Atalım bakalım. Gayet keyifli, güzel bir uçuş var. Yeni başlayan birine uçmayı en iyi şekilde öğretebilecek bir uçak, üstten kanatlı. Denge merkezi altta kaldığı için çok dengeli uçuyor. Yavaş da uçabiliyor görüldüğü üzere. Keyifli bir FPV uçağı da olabilir. Üstüne bir kamera monte ederek yavaş gidiyorum. Şu an kendini dengeliyor. Az evvel anlattığım Arduino sistemle. Tekrar dönüş yapayım. Bir geçiş daha yapayım. Ondan sonra ineyim. Kanat şeyini ayarlayarak, yapısını ayarlayarak düzeltebiliyoruz. Bak az evvel nasıl dengelediklerini gördün mü? Şöyle. Ağır bir geçiş. Güzel bir uçak oldu. Yapımı da aşağı yukarı bunun işte 2 saat kadar sürüyor. 2-2,5 saat kadar. Öğrencilerin biraz daha el aleti kullanmak için elleri yatkın değil. Malum. Belki onlar için 4 saat kadar olabilir. Yani bunu bir ay içine yayıldığında keyifli bir biçimde bu uçağı üretebilirler. Simülasyonla da uçurmayı öğrendikten sonra öğretmenleriyle beraber iki kabloyu birbirine bağladıkları iki kumandayla böyle açık bir arazide bunu kullanabilirler. Böyle.